Sevgili lezzet dostları, Hakan Aga Mutfağı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün derya kuzularından şöyle 1 kiloluk güzel bir palamutum var. Tam mevsiminde, harika. Bundan şöyle fırında özel soslu harika bir palamut yapacağız. Mükemmel bir tarif. İnanın bana, sabırsızlanıyorum. Hemen başlayalım. Yalnız fırınınızı 190-200 dereceye açmayı ihmal etmeyin, unutmayın. Bu arada kanalıma abone olmayı da unutmayın. Tariflerimi denemeyi de unutmayın. Videolarımı beğenmeyi ve yorumları yapmayı unutmayın. Arkadaşlar, bu arada Instagram adresim de mevcut. Hakan Aga Mutfağı. Oraya da beklerim sizi. Orada tariflerimin hemen malzemeleri var. Kısa fotoğraflar var. Çok hızlı bir şekilde aksiyon alabileceğiniz çok güzel bir sayfa. Hepinizi bekliyorum. Şimdi hemen başlayalım. Hemen sebzeleri hazırlamaktan başlayalım. Zira sosu hazırladıktan sonra direkt palamutu koyacağız ve fırına vereceğiz. Şöyle bunları alalım şöyle. Ve yıkayalım. Şimdi ben böyle kalın dolmalık sarı ve kırmızı biberler var. Bunları kullanıyorum. Bunlar gerçekten çok güzel, lezzetli böyle. Etli kısımları da harika. Evet. İçinden yavrusu da çıktı. Şöyle kenara alalım. Şimdi sarımsaklarım ve bir baş soğanım var. Arkadaşlar, şöyle biberlerimi hallettim. Bunlar tamamdır. Şimdi şu 4 diş canavar gibi sarımsağım var. Bir başta soğanım var. Bunları da güzel bir doğrayalım. Şöyle patlatalım diyeceğim. Soğanlarım ve sarımsaklarım da hazır. Bunları da şöyle beraberce bir tabağa alalım. Ay, bu soğan doğrarken beni mahvediyor. Acayip bana karşı koyuyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Ama onu yiyerek savaşı ben kazanıyorum. Soğanlarım da tamam. Şimdi en son şöyle 3 tane domatesim var. Şöyle bunları da yıkayalım ve bunları da soteli doğrayalım. Evet dostlar, domateslerim de hazır. Şimdi balığımızın sosunu hazırlamaya gidelim. Sonra da fırına verelim. Evet, şöyle bol bol yağımızı ekleyelim. Şöyle hiç beklemeden soğan ve sarımsağımızı alıyoruz. Arkadaşlar, soğanlarımızın rengi döndü. Akabinde hemen biberleri de veriyorum. Sevgili dostlar, sıra geldi derya kuzumuzu hazırlamaya. Şöyle bir de kabım var. Balıklarımızı şöyle güzel güzel takoz doğradık. Şimdi ne yapıyoruz? Bunları birleştiriyoruz. Evet. Şöyle bir toprak tavam var. Bu toprak tavanın altını yağlıyorum. Fırına girecek ya. Arkadaşlar, daha önce yaptığımız sos vardı ya, hatırladınız. Şimdi onu böyle güzel bir boca ediyoruz bunun içine. Gördüğünüz gibi kendisi bir miktar sulu ve harika görünüyor. Bu da tamam. Şimdi balığımızı alıyoruz. Şöyle sosa bir bandırıp çeviriyoruz. Sevgili kardeşlerim, şimdi ben bu balığı atacağım ama biraz daha su ister gibi geliyor çünkü fırına girecek. Biraz daha şöyle sos olsun içerisinde.
Az bir şey daha su koyalım. Evet. Sevgili lezzet dostları, balığımız hazır. Şimdi fırına atıyoruz bunu. Balıkların üzeri kızarıncaya kadar fırında tutuyoruz. Daha sonra görüşürüz. Sevgili lezzet dostları, balıklarımızı aldık. Hala kaynıyor, dumanı üstünde. Çok da güzel kızarmışlar. Şimdi bunların kaynaması bir dursun, ilk sıcağını bir alalım. Ondan sonra servis edip yiyeceğiz. Kokusu müthiş yalnız var ya, dalmamak için kendimi zor tutuyorum. Sevgili lezzet dostları, bu arkadaşı yana alıyoruz. Tabağımıza şöyle güzel bir parça balığımızdan alıyoruz. Şöyle sosundan da kenarına. Şimdi şöyle bir bakalım balığa. Bakın. Güzelliğe bakın. Evet, balığımız mükemmelen pişmiş. Harika. Sos zaten çok süper. Sos müthiş. Şöyle balığımızdan da bir tadalım. Lokum. Ama sıcak.